Kekemelik, konuşma ritmi akıcında meydana gelen duraksamalar ile oluşan konuşma bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Kekemelik çeşitlerinde hece uzatması, tek heceli kelime uzatması, kelime içi uzatmalar ve kelime tekrarları ile de kendini göstermektedir. Genetik kaynaklı olarak yaklaşık aile bireylerinde oluşan kekemelik, %85 oranında diğer aile bireylerinde görülme sıklığı, genetik olarak da kekemeliğin ve diğer konuşma bozukluklarında kalıtsal etkisini ortaya çıkarmaktadır. İkinci etki olarak yapısal faktörlerde sol el baskınlığıdır. Sağ hemisfer dominansı dediğimiz sol el baskınlığında çocukluk çağında çocuğun doğal olarak el tercihinin baskılanması ve sağ elinin kullanılması bu konuda kekemeliğe teşvik ve sebep olmaktadır. Bu konuda ailelerin özellikle çocuğun doğal olarak el tercihinin baskılanmaması gerektiği konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda çocuğun doğal olarak el tercihinin baskılandığında kekemeliğinin arttığı fakat doğal tercihine bırakıldığındaysa kekemeliğin tekrar düzeldiği konusunda birkaç araştırma yapılmıştır. Bunun dışında diagnozojenik teori dediğimiz ailenin çocuğun konuşma kelime üretimi sırasında meydana gelen kelime hazinesi geliştiğinde ailenin mevcut çocuğun duraksamalarını akıcı konuşma bozukluğu yerine kekemelik olarak nitelendirmesi yanlış tanı nedeniyle ailenin çocuğun bu davranışa karşı tepki oluşturmasına sebep olmuştur. Tepki nedeniyle de kekemelik gene gündeme gelebilmektedir. Öte yandan ailenin mevcut beklentilerinin gerçekten uzak olması, çocuğun yaşıyla ve fonolojik kazanımıyla, kelime üretimiyle paralel olarak biyolojik faktörlerin ekart edilmesi de gene çocukta yanlış tanı ve buna bağlı olarak da davranış modelinin kalıcı hale gelmesine sebep olmaktadır. Aynı zamanda kekemikle ilgili aile bireylerine mevcut çevresel faktörlerin, aile tutumunun, aile içi travmaların, anne baba ilişkilerinin, yer değişikliği, okul değişikliği, kreş veya anaokulundaki faktörlerin elimine edilmesi konusunda da okul öncesi dönemde değerlendirme yapılmaktadır. Kekemelikte bir diğer faktör çocuklardaki yaş ve cinsiyet dağılımıdır. Özellikle okul öncesi dönemde 6 yaşa kadar %90 oranında kekemelik görülebilmektedir çocuklarda. Bu dönemde 2-3 yaş civarında yeni kelime kazanımı olduğu sürede çocuklara baskı yapılmamalı. Bu konuda aileler bilgilendirmelidir. Yapılan çalışmalarda beyindeki miyelizasyon dediğimiz maturasyonun hızlı süreçleri 2-2,5 yaş olmakla birlikte kız çocukları erkeklere göre daha hızlı gelişmektedir. Bu nedenle konuşma bozuklukları erkeklerde kız çocukları oranla 3 kat görülmektedir. Bu okul çağında yaş ilerledikçe yapılan çalışmalarda 11 yaş civarında 5 kata kadar uzama göstermektedir. Bu nedenle bu okul öncesi dönemde ailelere danışmanlık ve pedagog, çocuk psikolojisi ve çocuk gelişimi konusunda ve aynı zamanda dil konuşma terapistleri tarafından da uygun değerlendirme yöntemleri gerekmektedir. Peki değerlendirmede ne tür yöntemler kullanılmaktadır? Bununla ilgili objektif bir değerlendirme yöntemi var mıdır? Bu konuda ne yazık ki objektif bir değerlendirme materyali günümüzde bulunmamaktadır. Fakat değerlendirme yapan klinisyenin profesyonelliği, görmüş olduğu hasta tecrübesi bu konuda aileye danışmanlık konusunda önemli bir katkı sağlayacaktır. Çocuğun veya kişinin mevcut kekemelik derecesi terapi yönünden de önem arz etmektedir. Peki tedavide neler yapıyoruz? Tabii ki terapi. Bazı dönemlerde psikolojik terapiler, bireysel seanslar görülmektedir. Medikal tedaviye çok başvurulmamakla birlikte genelde okul öncesi dönemde aile ve bireyleri, çevreyi, öğretmeni bu konuda bilgilendirilmeli. Özellikle bir yıldan az süren kekemelik durumlarında 6 yaş öncesi çocuklarda hiçbir şekilde farkındalık tam bahsedilmemelidir. Bu çocuklar genellikle davranışsal yöntemlerle aile merkezli olarak çalışılaraktan çocuk psikiyatrisi, pedagog, çocuk gelişim uzmanları tarafından değerlendirmeye alınmaktadır. Bir yılı geçen ve çocuğun da farkındalığının geliştiği kekemelik durumlarında terapi ne yazık ki kaçınılmazdır. Bu dönemde terapiler bireysel olmaktadır. Okul dönemi bizim için terapide daha etkin dönemdir. Farkındalık önemli. İlk etapta okul öncesi dönemde yapmış olduğumuz şey farkındalığın oluşturulmaması. Farkındalık gelişirse eğer davranış modeli haline geleceği için terapi karşılıklı terapist ve çocuk arasındaki bir bağla birlikte
mutabık kalınaraktan devam edecektir. Bu anlamda farkındalık önemli. İlk değerlendirmede çocuğun bu konuda sıkıntı yaşıyor mu, arkadaşların seni anlıyor mu, öğretmenin seni bu konuda anlıyor mu diye sorular sorarız. Çocuk herhangi bir sıkıntısı olmadığını dile getirdiğinde mevcut vücut postürüyle birlikte bunun biraz daha gözleme ihtiyacı olduğu konusunda ve 6 ay sonraki kontrollerde tekrar değerlendirme gerekliliği mevcut olmaktadır. Araştırmacılar kekemelik için uygun tedavi yönteminin terapi olduğu konusunda uzlaşmışlardır. Ancak her bireyin aynı terapi ya da farklı terapi modellerinden aynı oranda fayda göremeyeceği konusunda bir kanı gelişmektedir. Bu nedenle akıcılık veya konuşma bozuklukları olan kekemelik konusunda farklı öğrenme modelleriyle birlikte birinci ve ikinci etapta terapi yöntemleri uygulanmıştır. Aynı zamanda kişinin hızını kontrol etmesi, solunumunu kontrol etmesi ve bireysel olarak terapileri sonrasında günlük hayata transferinin de sağlanması gerekmektedir.